noktasına gideceğiz. Nereye gideceğiz? Nereye götüreceğim sizleri? Suriye'ye gidiyoruz ve Suriye'de bakın aşağı yukarı 6-7 gün önce bu savaş başladı. Tam Lübnan'la Lübnan'da İsrail ve Hizbullah anlaştıktan sonra bugün geldiğimiz noktada hemen onun akabinde Suriye Savaşı başladı. Sistematik bir şekilde bir şeyler işletiliyordu. Düğmeye bir şekilde basılmıştı ve çok fazla da uzun sürmedi aslında. Bir tarafta HTŞ vardı, Özgür Suriye Ordusu onu kısmen destekliyordu. Diğer tarafta PYD vardı ve ilerleyiş sürüyordu. Hem kuzeyden hem kuzeydoğudan ilerleyiş sürüyordu. Ve bugün geldiğimiz noktada Hama düştü. Hama'dan sonra Humus kritik bir noktada deniyordu. Humus da düştü. HTŞ tarafından alındı. Gördüğümüz ve anladığımız kadarıyla Esad'ın günleri sayılı kaldı. Halep, Hama ve Humus düştü. Suriye ordusu direniş göstermeden çekiliyor. Heyet Tahrir Şam ve müttefiklerinin ilerleyişi sürüyor. Artık hedef başkent Şam. Suriye'nin en geniş topraklarına ve üçüncü büyük nüfusuna sahip Humus artık El-Kaide bağlantılı cihatçı Heyet Tahrir Şam'ın elinde. HTŞ'nin Humus'a doğru yürüyüşünde sahadan ciddi bir çatışma bilgisi gelmedi. Bölgede yaşayan halkın bir bölümü Şam yönetimi altındaki kıyı bölgelerine kaçtı. HTŞ ve müttefikleri Esad'a bağlı Suriye ordusu güçlerine geri çekilin çağrısı yaptı. Bir sonraki hedeflerinin Şam olacağı düşünülüyor. Eski ismi Özgür Suriye Ordusu olan Suriye Milli Ordusu, Münbiç'e operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD-YPG, Münbiç'in güneyinde savunma hattı kurdu. Takviye kuvvet getirdi. Esad'a bağlı Suriye ordusu HTŞ ve SMO'nun ilerleyişini engellemek için Deir ez-Zor'un batı kırsalından çekilerek bölgeyi YPG'ye teslim etti. Suriye iç savaşının 2012'de başladığı yer Dera'dan çatışma haberleri geldi. İddialara göre burada da Esad muhalifleri mevzi kazandı. İsrail, Suriye sınırı ve Golan Tepeleri bölgesine hava ve kara kuvvetleri takviyesi yaptı. Her senaryoya hazır olduğunu belirtti. Lübnan'la Suriye arasındaki iki sınır kapısını da vurdu. Çin'in ardından kritik çağrı Moskova'dan geldi. Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi. Bu adım Moskova Esad'dan vaz mı geçiyor sorularına neden oldu. Şimdi gelen son dakika bilgiler de var. Yani enteresan gelişmeler oluyor. Rusya kendi vatandaşlarına Şam'dan çekilin uyarısında bulundu. Şam'ı terk edin uyarısında bulundu ve Şam'ın şu anda denizle tamamen ilişkisi kesilmiş durumda. Kendi içine bürünmüş bir veya kapanmış bir Şam var. Esad yönetimi var ve kendini korumaya çalışıyor. Şam'da da Rusya'nın bu yurttaşlarına terk edin uyarısının hemen sonrasında Şam'da kamikaze saldırısı yapılmış. Yani drone saldırıları yapılıyor herhalde. Oradan yoğun silah sesleri duyuluyormuş Şam içerisinde. Sizle görüntü paylaşamıyoruz çünkü görüntü gelmiyor oradan. Ancak Reuters geçerse Reuters'tan gelecek görüntüleri sizlerle paylaşabiliriz. Öğle saatlerinde Reuters bir görüntü geçti. Onun dışında henüz daha Reuters'ın geçmiş olduğu bu anlattıklarımla ilgili geçmiş olduğu bir görüntü yok. Az önce yine bu olaya devam edeceğim, Suriye olayına devam edeceğim ama ilk sıcak haberimiz tahliye edilen 9 gençti. Kenan Bey diyor ki, Fatih Bey devlet demeyelim lütfen diyor, devleti yönetenler diyelim. Devlet vatandaşına bu şekilde davranmaz, davranmamalı. Acı çektirmemeli. Ve geldi öğlenki görüntüler mi? Ve öğlenki en son Şam'dan gelen görüntüleri sizlerle paylaşalım. Bu gündüz saatlerinde geldi bu görüntüler. Bir duman görüyorsunuz orada. Şam'ın merkezinden bahsediyoruz. Saat 16.30 civarlarında bir görüntüydü bu. Ancak Şam yönetimi bu görüntüleri, bu patlama görüntüleri değildir dedi. Bu bir saldırı görüntüsü değildir ifadesini kullandı. Ve Savunma Bakanlığı'na yakın bir noktada kamikaze drone saldırısı gerçekleştirmiş. Tabii ki şu anda mı o yoğun silah sesleri? Ha şu bu saatin olduğu dönemlerde yoğun silah sesleri de duyulur. Bir dinleyebilir miyiz acaba? Burası Şam. Bakın patlama sesi. Bu
Ve Şam şu anda böyle. Esad Sarayı'nda Derizor'daki birlikleri de çekmişler Şam'a bildiğimiz kadarıyla. Orada PYD ile bir çatışma savaş halindeydi. Orayı da PYD'ye bırakmışlar. Sadece şu anda Şam'da kendini koruyor. Yani önünde 48 saat var Esad'ın. Ya anlaşacak ya anlaşamayacak. Anlaşırsa Şam'da küçük bir yerde kalacak ve ülke parçalanacak. Eyaletlere burası senin, orası senin, burası senin diye. Ya da ülkeyi terk edip büyük bir ihtimalle Rusya'ya gidecek. Ailesiyle birlikte orada yaşayacak. Az sonra zaten farklı görüntüleri de ekrana getireceğim sizlere.